Türkiye ile Rusya arasındaki soçi mutabakatının merkezi İdlib diken üstünde, silahlı grupların toplandığı merkez haline gelen bölgeden ardı ardına saldırı haberleri geliyor. Tansiyon yükselirken, Rusya'nın Suriye'deki taraflar uzlaştırma merkezi başkanı Tu General Kupçiş'in İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti. <laughs> Rusya'nın İdlib'te ateşkes sağlandığı açıklamasından saatler sonra bölgedeki Türk askeri ilk kez hedef alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Suriye rejim güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde kontrol ettiği As Şariyah bölgesinden 3 kilometre mesafedeki Zaviya bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışıyla bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış, üst bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi oranda hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırı ile ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir. Türk askerine saldırıya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de şu açıklamayı yaptı. 13 Haziran gecesi teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki Cebel Elzaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı. Türk tarafının gösterdiği koordinatlara Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından 4 bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi. Rusya ve Türkiye Kom komuta merkezlerinin terörist gruplarla müdahale alanındaki yakın işbirliği devam edecektir. İdlib'de yaşanan son gelişmeler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da soruldu. Ankara'da Fransa Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu İdlib'de ateşkes iddiasını değerlendirdi. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama bu konuda ciddi samimi gayretlerimizin olduğunu da Rusya ile beraber söylemek isterim. Türk askerine yapılan saldırıyı da değerlendiren Çavuşoğlu, Rusya ve İran'a Suriye mesajı verdi. Havan atışları oldu. Üç tane askerimiz hafif şekilde bundan etkilendiler. Ama bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Ve Rusya Rusya'yla da bu konuyu da görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse gereğinde yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın. Ve rejime de Burada özellikle e, bu saldırıların durması için Rusya'nın ve İran'ın garantör olarak e, gerekli baskıyı kurması gerekiyor ve garantör ülke olarak onlar da sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır. Aksi takdirde bu gerginlik devam ederse ilim biçinde Suriye'nin geleceği için de siyasi çözüm e, açısından da ciddi bir felaket felakete dönüşebilir. Biz bunun olmasını arz etmeyiz. Bu çatışmalar yerine bir an önce Anayasa Komisyonu'nun kurulması ki bu konuda Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e ve bize teklif ettiği formülü Birleşmiş de kabul etti. Artık Anayasa Komisyonu'nun kurulmasının önünde herhangi bir engel yok. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Öte yandan S-400 sorularını da cevaplandıran Çavuşoğlu alma işleminin tamamlandığını söyledi. Milli Savunma Bakanımıza muhatabı tarafından gönderilen bir mektup. Her şeyden önce bu mektubun e, uslubunu biz kabul etmiyoruz. Ve hiç kimse Türkiye'ye ultimatum veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Evet NATO müttefiyiz. Evet başka uluslararası örgütlere de üyeyiz. Ve buralara yönelik yükümlülüklerimizi de her zaman tam olarak yerine getiriyoruz. Zaten bu konulardaki açıklamaları Genel Sekreter de her zaman yapmıştır. İkincisi, Türkiye Rusya'dan, S400 hava savunma sistemini almıştır.